bir sormalı. Teşekkür ederim. İsminiz? Benim adım Zeynep. Zeynep değil mi? Memnun oldum görüşünüzde. Ben de memnun oldum. Bugün burada ne yapıyorsunuz Cengiz Bey? Bugün caminin eventosu vardı bu yardım için. Ben de senin selamlıklarımla geldim. Bir sürü insanla görüştük. İşte alışveriş yaptılar. Aha. Sizlerle tanıştık. Çok güzel geçti. İşte biraz sonra bitecek herhalde. Evet. Evet. Günün sonuna geldik. İkinci evet. günün sonuna evet, geldik. Evet. İkinci günün sonuna. Evet. Çok güzel. Bize eğitiminizden, buraya nasıl geldiğinizden bahsedebilir misiniz? Ben Japonya'ya geleli 30 yılı geçiyor gerçi ama. 30 yıl. Evet. Bayağı uzun bir süre oldu. Ben de hiç bu şekilde olacağını tahmin etmiyordum. Ama mesleğim gereği hani belli bir süreye kadar kalıp da dönmek gibi bir durumda hasıl olmadı. Durumlar, vaziyetler kalmamı gerektirdi. Ve hani 91'de buraya geldim. Ondan önce de hani ilk üniversitemde hani Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, hani Kütahya Meslek Lisesi okulu vardı o zaman. Şimdi değişmiş olabilir. Orada 2 yıl seramik okudum. Ondan sonra Hacettepe Üniversitesi, Ankara Hacettepe Güzel Sanatlar Fakültesi seramik ve cam bölümünden mezunum, 4 yıllık. Onun bitiminde de bir tesadüf, Japon bir tanıdığımız vardı yakınımızda. Onların sayesinde sağ olsun bizleri düşündüler. Japonya'da seramikte çok ilgili alakalı yerler vardı. Öğrenmek isterseniz Japonya'da yer bulalım dediler. Aha. Sağ olsunlar bir seramik fabrikasında hem çalışarak hem de öğrenmek maksadıyla bir yılına gelmiştim. Aha. Ama bir yılına gelmem, yani kalabilirsem kalırım diye aklımda vardı ama kendi isteğime de olacak bir şey değil. Çünkü bir yıllık vizeyle gelmiştim. O sürede dolmadan müdür olsun, patron olsun sağ olsunlar bizi sevdiler. Daha fazla kalmak istersen kalman için yardımcı olalım dediler. Ve o şekilde 2 yıl, 3 yıl derken evlendik. Haliyle evlenince başka durumlar da oluyor. Yani bu sorumlulukların da değişiyor. Birkaç yıl daha şirkette çalıştıktan sonra 7 yılın sonunda kendi atölyemizi açma imkanı bulduk. Çok Ve oradan sonra da işte 20 yıldan fazla da kendi atölyemizde çalışıyorum. Evet. 20 yıldır burada atölyeniz var. Evet. Bir de hatırladığım kadarıyla bir de şöyle bir yükseltelim sesinizi. Evet. Hayır da alsın. Evet. 20 yıl kadardır burada aslında Hitachi bölgesinden ne tarafa gelmiştiniz? Evet. Burada Japonya'da hani bölgeler var hala. Bizim Kanto bölgesinin içerisinde Tochigi kendi, bizim büyük yani İstanbul gibi bir yerden, İstanbul'un küçük bir köylüğünden yine başka bir Ankara'da İzmir gibi Yamanashi diyorlar burada. Yamanashi şehrinin büyük bir şehir. Onun Uyenohara diye bir şehrine geldik. Onun da köylü halini. Orada kendi atölyemi açmak fırsatı oldu ama tamamen dağlık bir yer. Şehre ortam için. Evet tabii yani alt kısmında nehir akan bir yer. Yani çok uzak yerleri göremiyorsun çünkü dağlık olduğu için. Şehre yarım saat kadar bir mesafede. İşte orada kendi işlerimizi yapıyoruz. İşlerimiz bitince bugünkü gibi bazı hani eventolar oluyor, sergiler oluyor. Siparişler oluyor. İşte mağazalardan sipariş gelme ihtimali varsa onları yapıyor, onları gönderiyoruz. Bazen özel siparişler oluyor. Onlar bizim onları gönderiyor. O şekilde bir çalışma yapıyoruz. Çok güzel. Bir biraz dün de konuştuk. Biraz ruhundan bahsedebilir misiniz? Yani çünkü seramik bir hayatım yani tamamen bir yani iş olaraktan ziyade bir hayat stili oldu benim için. Haliyle seramik deyince yani kapkacak gibi işte vazo gibi ne bileyim mesela bizim Kütahya'da çiniler gibi düşünülebilir ama yani normalde kullanım eşyası yapıyor. Şimdi kullanıma dönük eşyalar Japonya'da çok daha revaçta. İşte bazen süs eşyası da olabiliyor vazo gibi ya da obje gibi. Ama genelde bu niçin kullanılıyor, nasıl kullanabilirim diye herkes sorar. Ve o yüzden de kullanıma dönük yani çay fincanıydı, kahve fincanıydı, yoğurt kasıydı. Mesela bizdeki patates, patlıcan, fasulye yemekleri gibi, salata kapları gibi, dezerto, tatlı koymak için kaplar oluyor, tabaklar oluyor. Onları yapıyoruz. Ama onları yaparken de sadece
bir çay içmek için, kahve içmek için sadece bir fincan, normal bir fincan değil. Mesela böyle hani Türk motiflerinden yola çıkarak yaptığımız oluyor. Mesela bunlar hani Münhani dediğimiz eski hani Selçuklu motiflerinden. Onları kendi usulüme göre biraz arrange yapıyorum. Onun dışında böyle mesela renkli tabak bardaklarımız oluyor. Ona göre değişik değişik ve kendi özel stilim var haliyle. Bu stilim oturtmak tabi çok uzun bir süreç çünkü kendi istediğinizi yapmakla satılması çok kolay bir şey değil. Çünkü insanlar arzu ettiklerini alıyorlar. Kendilerine uyum gösterecek, kendi evindeki eşyalarla kullanabilecek şeyleri arıyorlar. Çok fazla renkli olması da çok istenilen bir şey değil ama renk olması güzel bir şey. Zamanla haliyle istenilenlere göre sen biraz uzun uyum sağlıyorsun. Yeni şeyler yapıyorsun, onların arasında seçiliyor. Bazı istekler oluyor, o isteklere göre yapıyorsun. Mesela bu kaptan bu renkte var mı diye soruyorlar. Ve onlara göre de yavaş yavaş 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl içerisinde değişik geliyor ve en sonunda bu şekli alıyor. Ve bundan sonra da haliyle yavaş yavaş da değişecek haliyle. Yani hem kendi istediğinizi yapmak durumundasınız hem de istenileni yapmak durumundasınız. Çünkü hem sanatsal hem de kullanım, tabii kullanım eşyası olduğu için tamamen kendi isteklerinizi yapmanız yeterli olmuyor haliyle. Evet. Siz yaptığınız ürünlerin aslında vitrinde sergilenmesi değil, günlük hayatta bir yeri olması. Tabii. Yani bizde mesela eskiden porselen tabaklar, fincanlar olurdu. Aman dokunulmaz onlara. Yıkandıktan sonra hemen camlı camekanlara konuldu. Yani o da güzel, görüşmesi de güzel bir şey ama evet. Yani normalde hep Japonya'da raflar vardır mutfakta, o raflara konulur. Oradan sırayla alınır ya da tabaklar sıralanır üst üste bu şekilde. Hani kullanırken alınır. Ya oradaki alttaki gözden küçük tabağı getir, yukarıdaki kabı al falan. Yani tamamen elinin altında olan bir şey. Çok pratik oldukları tabii, için. Tabii. Hem yani her gün kullandıkları için. Yani başka bir yere koyup da oradan çıkarmak olmuyor. Eğer çok fazla varsa mesela yılda bir kere kullanacak şeyler kutulara konur. Özel kutuları vardır. Kutulara konur. Alt raflara konur ya da biraz uzak yere konur. Vitrinin altı yok. Tabii yani kış mevsimi gelince kışın kullanılacak ona desenli ya da rengine göre, kabın şekline göre. Mesela yılbaşına kullanılacak kaplar oluyor. Yani bunların mesela 6. 7. ayda obon diyorlar. O tür mesela dini bayramlarında kullanılacak kaplar oluyor. Onları çıkartabiliyorlar. Ve normal günlük kullandığımız ya da misafir geldiği zaman kullanılacak kaplar oluyor. Onlara göre değişiyor yani. Bizde mesela çay bardağında hep aynı çay bardağını içeriz ama belki gelecek misafirlere göre de başka çay takımı da olabilir ama onun dışında da mesela çok değişik kullanma şekilleri olduğu için ona göre çeşitleri çok fazla. Anladım. Evet. Şimdi siz buraya gençken gelmişsiniz aslında. Evet. Ve bu yaşınıza kadar seramiğin Türk insanı, Türk ailesinin evindeki yeri ile bir Japon ailesinin mutfağındaki evindeki yerini karşılaştırabilir misiniz? Yani burada çünkü tamamen estetik değerle beraber kullanıma dönük olduğu için yani hem kullanışlı olmasını arzuluyorlar. Yani çok kullanışlı olursa normal sıradan seramikler de var haliyle. Yani makine yapımı, hesaplı. Ama mesela brand olanlar var. O ismi yapmış sanatçıların olsun. Ya da özel yapılmış siparişlerin seramikler de var. O yüzden biraz daha değeri ya da hani maddi açıdan da mesela sakka sanatçı yapımı olduğu zaman biraz daha pahalı oluyor haliyle. Ve ona göre değişiyor. Bizden biraz daha değer verilmesi, değer veriliyor ama onu kullanıyor da yani. Çok değerli bir vazo aldık, hiç çisek koymadık diye bir şey yok yani. Ne kadar değerliyse onu kullanıyor. Belki kırılabiliyor. Kırılınca da bunu mesela yapıştırma teknikleri var. Özel olarak altınlama teknikleri var. Yapıştırıyorlar o kırılmış, çizilmiş yerleri altın varak ya da altın tozla
kaplıyorlar, yapıştırıyorlar. Onu ülkecilerle kullanıyorlar. Seramik, porselen farkı vardır. Tabii. Seramik bizde normal seramikler bir çinili hali biraz düşük fırınlama olduğu için. Yani eski seramiklere göre biraz daha düşük ve kırılması kolay oluyor haliyle. Porselenlere göre bunların yaptıkları, mesela bizim yaptığımız yakimono diyorlar. Yakimono. Yani porselenden biraz daha alçak derecede pişiyor ama seramikten biraz daha yüksek, 1250 derece falan o derecede pişiyor. Oldukça da kullanışlı yani, sert olduğu için. Evet. Genelde bu tür ürünler, yani özel ürünler, özel tasarım ürünler, şeyden bahsettiniz. Hem bir sizin kitleniz var, yani satış yapmanız lazım. Hem kendi şeyin, kendi bakış açınızı, kendi hayat tarzınızı yansıtmanız lazım. Bu ikisi aynı konuda nasıl kaynıyor? Şimdi o haliyle bayağı bir uzun süreçte gelen bir şey var. Çünkü ilk yaptıklarınızı mağazaya götürdüğünüzde bunlar satılmaz da diyebiliyorlar. Bu büyüklükte kullanılmaz ama bu alçaklıkta olursa olabilir diyorlar. Onlar işte haliyle siz kendinizi adapte etmeye çalışıyorsunuz. Çünkü Japon usulü yemekler çok sulu yemekleri yok. Mesela hep hani çöpistikle tay yedikleri için çatal bıçak da kullandıkları oluyor ama ona göre tabak, ona göre kase oluyor. Onları siz kendiniz ayarlıyorsunuz. Belli bir stili de yakaladığınız zaman artık ne tür şeyler daha kullanışlı, ne tür şeyler isteyebilirler, ne tür şeyler satılabilir. Müşteriklerinizi öğrendiniz. Tabii onları haliyle belli bir zamandan sonra anlıyorsunuz. O şeyi de haliyle biraz da tamamen kullanışlı olmasıyla beraber kendi artistik değerlerini de katabiliyorsun. Mesela renk olsun, biçim olsun. Mesela böyle çok düz, çok normal bir kapla da var. Ama onun dışında böyle formu biraz değiştirilmiş, ayakları tamamen değişik kaplar da olabiliyor. Onlar da kendi stilinizi daha kullanışlı hale getirebiliyorsunuz. Ve hoşuna gittikleri zaman onu daha gönül rahatlığıyla çıkarabiliyorsunuz. Ve haliyle şimdiye kadar sizin görüp, şimdiye kadar gördüğünüz, bildiğiniz Türkiye'de olsun, bizim eski Roma, Bizans'ın, bizim Osmanlı desenlerinden, kaplarından. Mesela burada çay fincanları da var mesela bizim, çay bardaklarımız. Bunlar da mesela burada çok iyi, oldukça enteresan geliyor. Bir de camda fazla alışık olmadıkları için sıcaksa içmeye. Mesela bunda çay olsun, kahve olsun, Japon çayı olsun içebiliyorlar. Ve oldukça da ilgi. Bunların bardaklarıyla bizim bardağımızın tam ortası sanki. Evet. Bu şekilde yani çeşitlenip geliyor yani yıllar içerisinde. Evet. Şey sormak istedim bile. Mesela siz bu işi, yani seramik gibi Türkiye'de, yani Türkiye'nin kültüründe zaten hazırda bulunan bir işi çok 10 bin kilometre uzakta icra ediyorsunuz. Bunu yapmak, Türkiye'de yapmaktan ne kadar farklı? Ve mesela sizin gibi sanatçı, bu şekilde seramik işini icra etmek isteyen insanlar olabilir. Bunu izleyecek, izleyecek kişiler arasında. Japonya'da bu işi yapmak nasıl, ne kadar farklı? Yapmak isteyen biri siz olsanız ne tip tavsiyeler verirsiniz? Yani yapmak tavsiye yani çok kolay değil ama her şeyden önce yani yaptığınız şeyden emin olmanız lazım. Bir de ilgilerini toplayacak şekilde haliyle fiyatlandırma var. Yaptığınız yerlerde hani eserlerinizi koyacak mağazalarla görüşüp yani karşılıklı ilgi alışverişi olmadığı zaman haliyle sadece ben kendim iyi bir şey yapıyorum demesi de olmuyor. Ama ne var yani tamamen Türk motifleriyle yapmak da çok zor. Yani mesela bu tür motiflerde dahi motif fazla olduğu zaman oluyor. Mesela hiç rengi olmayan şeylerimiz de var mesela. Bu tür şeyler çok daha kullanışlı geliyor. Mesela bu tür kaplar falan. Daha kullanışlı gelmesinin nedenini bir daha İşte onu bizde çünkü bunlarda hani sadelik var. Çünkü sadelik olduğu için çok renkli, çok motifli olduğu zaman eski Japon porselenlerinde mesela imari yaki diyorlar burada. Çok renkli kapları, porselenleri var ama şimdi normalde hayat şartları da çok yani sessizliğe, sadeliğe eriştiği için yani çok renkli, çok motifli şeyleri
yani çok fazla ilgi gösterseler dahi normalde az renkli ya da biraz da hani, sakin. Yani, evet yani toprağa yakın renkleri çok kullanışlı hissediyorlar. Yemekleri de ona göre haliyle. Bizdeki gibi hani, çok bir renklilik az. Toprak kültürü bile etkiliyor yani. Tabii tabii toprak rengine yakın. Yani doğa renginden ziyade toprak rengine yakın renkler. Bir de bunlarda shoyu dediğimiz tatlandırma olduğu için biraz toprak rengine yakın pişmiş hali çıkıyor yemeklerde. Ama yani gelip yapmak yani hem maddi imkanların çok olması lazım. Çünkü ben tamamen kendi imkanlarımla yaptım desem yalan olur. Eşimin sayesinde olsun ya da yaptığım dönemde benim gibi Türkiye'den sanatçı da çok fazla yoktu. Ve bu arada oldukça da aile sıkıntılar içerisinde. Evet. Belli bir zaman içerisinde hani o sıkıntıların içerisinden geçe zamanla içinden geçiyorsunuz ama oldukça kolay değil. Yani. Piştik herhalde biz de bilmiyorum. Görüntümüz de bu şekilde olduğu için. Ve gençlik vakti biraz daha gençtik haliyle. Gençlik. O 10 yıl kadar önceki şeyimiz ama. Ama hani, haliyle azim gerektiriyor, zaman gerektiriyor. Mesela aynı şekilde Türkiye'de de yapmak istiyorum ama bu sefer tersine Türkiye'de biraz daha zor gibi mi geliyor hala? Yani isteyenler olabiliyor yeni yeni. Mesela senin gibi insanlarla görüşüp yeni yeni ilgi alaka çoğalmaya başlıyor. Şimdi Instagram yapıyorum mesela. Türkiye'den bakanlar da biraz çoğalmaya başladı. Şimdi online'a dökmek Tabii online yavaş yavaş çoğaltmakta fayda var haliyle. Onlar da yakın gelecekte Türkiye'de mesela sergi gibi, satış gibi ya da göstermek gibi şeyler de yapmak istiyorum. Ben bir de şeyi göstermek istiyorum. Evet. Standların arasında şu şekilde işi teknolojiye döküp kart kullanımını bir evet. hale getiren başka bir stand yok. O da evet. gerçekten harika. Neredeydi o kullandığınız cihaz? Evet. Mesela bunda sırf bu cep telefonuyla bu kart olursa bununla kullanabiliyorsunuz. Kartı buradan içeri doğru sokup evet. ya da üzerinden okumasını sağlayıp evet. telefondaki uygulamayla müşteri kolay bir şekilde ödeme yapmasına imkan doğuruyor tabii ki de böyle bir ortam. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Bu şekilde yapıyoruz. Hani çünkü bu mesleğimizin herkese seslenir. Yeme içme gibi bir kıyafet gibi bir şey olmadığı için evet. yani biraz bilgisi görgüsü olan eski şeyleri bilen mesela seramik dünyasını mesela eski Japon seramiklerini dünyadaki mesela porselenleri Avrupa'daki porselenleri Türklerdeki çinileri Japonya'da az çok bilen insanlar biraz daha fazla gibi mi geliyor? Görgü kelimesi kullandınız. Evet. Bu da çok kritik bir önce bir kelime. Tabii yani bir şey görmeyince yani onunla ilgi alakan olmayınca yani evde de bizde de var demekle olmuyor. Onu evet. kendi paranla satın alıp evde birine hediye etmen, kullanman yani nasıl bir şey yani sadece camlarda çay içmekle ya da porselen kaplarda yemek yemekle de olmuyor yani. Yani çünkü el yapımı olduğu için mesela bu mesela küçük tabaklar olsun. Mesela bu tür küçük tabaklarda mesela hani shoyu sos diyorlar mesela küçük yiyecekler koyabiliyorsunuz. Aynı şekilde farklı renkleri olabiliyor. Yine daha da küçükleri olabiliyor. Yani böyle hani değişik şeyleri çok ilgi alaka gösteriyorlar. O ilgi alakayı halde siz de yönetmeniz lazım. Her türlü şeyi yapmakla da olmuyor. Genelde bir stil geliştirmeniz lazım. Ve yani, haliyle zamanla beraber yaşlanıyorsunuz. Yani yapacak şekiller de, çeşitler de bir sınırı geçtiği zaman her türlü şeye yetişemiyorsunuz. Çünkü istekler yavaş yavaş daralıyor. Yapabileceğiniz şeyler de daralıyor. Ama hani, geniş kitleye seslenmeniz için bazı şeyleri çok fazla yapmanız lazım. Yani ilk zamanlarda o kadar fazla yapamıyorsunuz. Yani çünkü sanatçının olma süreci diye bir şey var. Tabii canım. Piyasaya ürün sürebilecek tabii. bir kıvama gelmek lazım. Yani obje yapıp da tamamen artistik bir değeri olan bir şey yapıp bir yerde süs eşyası olarak, obje olarak, heykel olarak koymakla olmuyor. Yani bu seramik bu kullanım eşyası olduğu için pratik hayata hitap etmeden pratik hesapta
Çünkü Japonya'da bir de evler küçük, genelde küçük çok olduğu için yani tek kişilik, iki kişilik, üç dört kişilik ailelerde bile mesela koyacak yerimiz yok diyorlar. Ya da hani artık yaşlandık, bazı şeyleri atarsam ancak yenisini alabiliyorum diyorlar. Hmm. Onlara siz de ayak uydurmanız lazım, ona göre eser yapmanız lazım. Sizin en çok satış yapabildiğiniz kitle hangisi? Ama genelde şu anda yani belli bir süreyi geçtikten sonra gençler şimdi bayağı bir çoğalmaya başladı. Yani o biraz hem sevindirici bir şey. Estetik kültürü aslında evet. Bize sosyal medyayla ulaşan bir şey. Evet. Yani çünkü estetik değil de yani güzel bir resim ya da yani güzel bir doğa değil, yani güzel hissine kapılmak. Bir şeyden duygulanmak önemli bir şey yani. Bir insanı görünce sevindiğin gibi aynı şey, bir şeyi bunu görünce sevinmek ya da ne güzel şey demek. Ona sahip olmak. Yani paranı kıyıp onu alıp kullanmak. Bir düşürüp kırıldığında da üzülmek, ağlamak. Yani öyle bir duygu yani. Yani bunu kullanıyorum demekle de olmuyor. Mesela alıp birini hediye edebilmek yani. Ve hediye ettiğin kişi ondan etkilenip mesela benim yanıma gelip benim başka eserlerimi alması yani. Böyle bir alışveriş oluyor çünkü. Ve o belli bir süre devam ederse estetik değeri yükseliyor. Yani bir kere almakla da olmuyor. Bir kere kullanmakla da olmuyor. Yani hayatının değişik yerlerinde mesela bir sınava çalışırken bu kapla içersem çok duygulu oluyor. Ha. Aklıma giriyor. Ya da bu sanatçının yaptığı kapla yemek yersem daha bir duygulu oluyor. Ya bir müzik gibi aslında. Tabii. O tür yerlerde olması lazım. Çok, evet. Çok büyük bir his veriyor insan. Tabii. Ya ben çok komik. 2 gün önce çantamı kaybettim. Sonra teslim aldım Tokyo'dan evet. O sırada çantasız odama girdiğimde o kadar duygulandım ki. Tabii. Eşyayla nasıl bağ kuruyor insan? Tabii insan şimdi günümüz insanı eşyayla çok kolay bağ kurarak olacak hale geldi. Çünkü eskiden standarttı. Fazla bir ayrılık da yoktu. Herkes aynı şeyde yer içerdi. Yani özel bir kabımız yoktu yani. Her evdeki çay bardakları çay içerdik. Şimdi bu kabı seviyorum, bu bardağı seviyorum, öyle bu vazoyu seviyorum. Bu mesela cep telefonları bile hani üstündeki kabı değiştirebiliyorsunuz. Evet. Üzerine çıkartma yapabiliyorsunuz. Kendi giyiminize göre rengini değiştirebiliyorsunuz. Mesela arabalarda bile onlar kendinize göre custom yapabiliyorsunuz. O yüzden kaybedince de yani karşılaşmak biraz abes ama bir yakınını kaybetmiş ya da çok üzüntü verici bir duruma düşebiliyorsunuz. Evet, 2 gün önce. Evet, yani, çok yakından hissettim bu duyguyu. Yani çok anormal bir duygu olabilir ama normal yani. Şu anda bütün insanlar bulduğu zaman da hemen çok büyük sevinebiliyor. Evet, materyal bir dünya, karistik bir dünya taşıdığımız için. Evet. Çünkü o tür şeyler o kadar dünyamıza girdi ki yani bir de bu markalaşmayla beraber yani hep aynı şeyleri yiyoruz ama markanın şeyini yemek ayrı. Bir bağlı. Köydeki aldığımız bir yoğurdu sütü yiyip içmek ayrı. Bu markanın bu sütünü içiyorum deyince bir başka insan düşünüyor. Ama bir köy yoğurdunu yediğimiz zaman bir köy sütünü içince adı çok değişik geliyor tabii. Değil mi? İşte haliyle asrı olan onlar ama şehirdeki hayatımız ve şu andaki bize verilenler onlar. Ondan başka da olmadığı için razı olmaktan ziyade onun farkında olmak önemli. Yani. Farkında olarak tüketerek ve fazlasını tüketmeyerek kendi bilincini korumak lazım. Yani ona inanmak lazım. Çok kıymetli söylüyor. Evet. Şimdi size son bir soru soracağım. Evet. Yavaş yavaş. Çok uzun süredir bu işi yaptığınız için aynı zamanda soruyorum. Evet. Sanatçının kendini piyasaya ürün sürebilmesinden bahsettik. Bir müşteri kitlesi geliştirmesinden, onun ihtiyaçlarını takip etmesinden bahsettik. Sanatçının vizyonunu ilerletebilmesi, genişletebilmesi için, perspektifini daima açık tutabilmesi için nasıl bir yol izlemeli? Yani cevaplamak biraz zor ama şey yani genel açıda yani çok sert düşünmeyip yumuşak başlı olup yani her türlü şeye ilgi alaka göstermek çok önemli yani. Radikal sanatçı olmak. Yani ben bunu seviyorum demek güzel bir şey. Bu tür şeylerle ilgili yani bu tür şeylerle ilgi alaka göstermek güzel bir şey ama genelde her türlü şeye bir ilgi alaka göstermek önemli. Yani çünkü günümüz dünyasında bu cep telefonlarla beraber her türlü şey elimizin altında.
Yani en azından bir bilgilenmek, hayvanlar olsun, uzay olsun, bitkiler olsun, değişik yemek kültürü olsun. Siz kendiniz nasıl besliyorsunuz mesela? Mesela her türlü bir yeni bir şey gördüm, hemen bir ilgi alaka gösterip hemen bir sorarım ben. Hı-hı. Yani eğer alabiliyorsam alıp kullanırım ya da yiyecek bir şey varsa yiyelim. Sorarım nasıl bu yani, nasıl kullanıyorsunuz derim. Evet, çok oradan bir kendime fikir alışverişi edinebilirim. Mesela onun dışında mesela benim aldığım eser, yani sağ yaptığım eserleri satın alan kişiler bazen kullandıkları anı bana fotoğrafla gönderiyorlar. Mesela çok değişik bir kullanım biçimi olduğu zaman onlar bana çok ilgili geliyor. Bu şekilde kullanabiliyorlar diye mesela bana bir fikir oluyor. Feedback veriyorlar. Tabii o şekilde, çünkü onlar da sevindikleri için bu şekilde kullanıyorum, çok mutluyum yazıyorlar haliyle. Harika. Onlar çünkü karşılıklı alışveriş olduğu için. Sosyal medyayla iletişim geliştirdiğiniz zaman değil mi? Tabii, hani Instagram'da hani gönderiyoruz haliyle. Onlar da Instagram'dan yazışıyorlar. Tabii. Bundan sonra yine böyle bir şey arıyorum, eksiğim var, onu bu sefer bir başka görüştüğümüzde almak istiyorum. Yani size custom bir sipariş de alabiliyorlar. Yani asıl bir sipariş değil ama onu yani kendi isteğini, kendi arzusunu, yani bir kere aldım bitti değil, yani bir sonrasına bir bağlantı kuruyorlar. Bir de o çok önemli, yani bir sanatçı olarak tekrardan benden bir şey istiyor. Arzulanan bir şey, ben onu yine ne tür bir şey yapabilirim diye kafam devamlı çalışır hale kalıyor. Ve o çok önemli yani. Devamlı bitti, hani bunlar da bitti, her şey bitti diye devamlı kafa antrenman halinde. Değişik insanları nasıl duygulandırabilirsin, nasıl arzu ve isteklerini ayakta tutabiliriz. Farklı kültürlerden insanların vampirlerini keşfediyorsunuz. Tabii. Çünkü değişik insanların değişik istekleri oluyor. Mesela başka ülkelerden gelenler başka açıdan bakıyorlar. Demek ki orada mesela bu tür şeyler daha çok içiliyor ya da kullanılıyor. Bu tür şeyler daha çok isteniyor gibi bir fikir geliyor. Mesela Japonya'da olunca genelde mesela Yunomi diyorlar. Elde genelde Yunomi. Bu şekilde kullandıkları için elinin içine sığabilecek şekilde. Yani fazla küçük olması da değil, çok büyük olursa da değil. Kullanışlı olsun. Evet. Mesela bizde kulplu bardakları yani fazla kullanmadığımız için normalde çay bardağına yakın fazla büyük olmayan da kulplu kupalı bardaklar bile belli bir büyüklükte olması daha kullanışlı olma ihtimali var haliyle. O tür şeylere dikkat ediyoruz elimizden geldiğinde. Ama yani her şeye de dikkat etmeniz de gereksiz. Yani aklınıza geldiği zaman ya da bir şey söylediğinizde bir not edip onlardan, mesela o kişi bir şey yaparken o kişi ya da burada bir şey duymuştum, bir şey görmüştüm. Onları yaparken oraya geçiriyorsunuz. Ve yeni bir stil ortaya çıkıyor. Ve o stilden de müşterilerin mesela görüş bilgilerine göre yeni bir yol ortaya çıkıyor. Eğer güzel bir olay, güzel bir ortam olursa onu çoğaltıyorsunuz yani. Eğer fazla çok bir ilgi alaka olmazsa orada bitiyor, başka bir yere gidiyorsunuz. Çok dinamik bir süreçten bahsediyorsunuz. Tabii. Yani bitmeyen bir süreç. Yani devamlı zaten aynı şeyi yapamıyorsunuz. Çünkü Japonlar devamlı değişen bir millet olduğu için. Öyle mi? Yani yeni şeylerde çok ilgi alakalar olduğu için yeni şey var mı diye soruyorlar. Ama eskiyi de sevdikleri için. Evet, ben de bundan çünkü mesela kırıldığı zaman eski şeyden varsa mesela. Onu atmıyorlar çünkü. Tabii yani kullandıkları olabiliyor. Eğer yenisini istiyorlarsa eski aldığım vardı, o var mı diye sorabiliyorlar. O zaman şimdi yok ama yapıp sipariş olarak gönderebiliriz diyoruz. O şekilde bir durumları ayarlamaya çalışıyoruz. Evet. Harika ya. Müthiş bir Yani bilmiyorum artık. Biraz epeydir de Türkçe'de konuşmuyoruz. Biraz yanlış yerimiz olabilir. Kusura harika, bakmayın. Harika harika geçeceğiniz. Elinize, emeğinize, dilinize sağlık. Teşekkür ederim. Vaktiniz için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Ben İnşallah yeni insanlarla görüşmeye bir fırsat olur. Sizin için bir yardımcı olur. İnşallah. Bizler herkese inşallah yeni kapı versin. Oldu. Teşekkür ederim. İyi günler. Görüşmek üzere.